Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve yeni YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Evet bugünkü yapacağımız modelimiz bu. Gördüğünüz gibi papatyanın içinden papatyalar çıkıyor arkadaşlar. Tek papatyadan sonra üç tane papatya çoğalarak bu şekilde tasarladım sizler için. Hazırladım arkadaşlar. Çok güzel, çok hoş. Ben çok beğendim. Şöyle yanına da aynısından rengarenk yapacağız. Şimdi biz e, ipten gördüğünüz gibi mor renkten yapacağız. Şöyle rengarenk böyle çimenlerin üzerinde papatyalar açacak. Mevsim kış ama arkadaşlar bu oyayla beraber içimiz açılacak inşallah. Evet. Modelimizin yapım kısmına geçelim. 2 şer zincir çekerek tülbentimiz ilk önce tığlama işlemini yapıyoruz. Tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitliyoruz. İlk başlarken de aynen bu şekilde başlıyoruz arkadaşlar. Sonra üç tane zincir çekiyorum. Şöyle İlk önce arkadaşlar yuvamızı yaparak başlayacağız. Buraya 5 tane tığ battı yapacağız. 3 tane zincirimizi çektik, tığ battımızı hazırladık. 3 zincir sıradaki tığ battıya kapattım. 1 2 3 zincir sıradaki tığ battıma kapatıyorum. Tekrar 3 zincir ve tığ battımın içine kapat. Evet. 5 tane oldu. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu ara suyunu 3 tane koydum. Ee, Sizle beraber bitişte yapacağız. 5 tane bu şekilde yuvamızı hazırladık. Kenarında 2 tane tığ battığımız kaldı. Kalacak. Bir zincirimizi çektik. Şöyle ters tarafına çevirdim. Tığ battımın içine sık iğne ile sabitliyorum. Buraya 9 tane zincir 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 şöyle bir tane ortada tığ battı bırakıyorum ikinci tığ battının şöyle hesaplarsak kesim işlemiyle beraber 3 tığ battının iki tane de böyle kenarda kalıyor Hemen sabitledim 1 2 zincirimi çekip şöyle düz yüzüne döndük Bir defa tığımı doluyorum yuvanın içine girip 2, 2 olarak aldım. Yaprak yapımına başlıyoruz. Hemen 1 2 2. 3 seferde aldığım bir trabzan 2 defa doluyorum. Hemen yuvaya girdim. 2 2 ve 2. Yine bu yuvarlak tombik yapraktan yapacağız. Yine 2 defa doluyorum. 1 2 2 2 5 tane oldu. Sonuncuydu arkadaşlar. 3 defa doluyorum. Bu trabzan yapacağımız şey sık iğne yapacağımız trabzanımız olacak. 2 şöyle 2 ve şöyle 2. Ve 1 2 3 4 zincir. Kapatıyorum 4 zincirimi en son yaptığım trabzanımın içine ve bu trabzanıma 7 tane sık iğne yapıyorum. Bu 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şöyle kenara çekelim. Hemen sabitliyorum. Yaprağımız bu şekilde hazır. Şimdi ortaya şöyle küçük bir yuva yapacağım. 3 zincirimi çektim iki defa tığımı doladım. Yuvaya girdim. 2 2 2 olarak aldım. Bu dalımız olacak çiçeğimiz için arkadaşlar. Dalımızı yapıyoruz ve 10 tane zincir çekiyorum. 6 7 8 9 ve 10. Buraya 3 tane papatya sığdıracağız arkadaşlar. 3 yani yaprağını sığdıracağız papatyanın. Bu şekilde 10 zincirimi kapatıyorum. Yine 3 zincirimi çekip şöyle yuvada sık iğne ile sabitliyorum ve dalımı bitirmiş oldum onu da şöyle kenara çekelim ikinci yaprak için şöyle bir yuva aralamış olduk bakın buraya da bu yaprağın aynısından yapacağız bir defa doluyorum yuvaya girdim 2 2 bir defa doluyorum yuvaya girdim 1 2 ve 2 2 defa doluyorum hemen yuvaya girip 3 seferde 2 2 ve 2 tekrar 2 defa doluyorum yuvaya girip şöyle 1 şöyle 2 şöyle 2 ve şöyle 2 alarak 5 tane buraya trabzanı yaptım şimdi 3 defa doluyorum tığımı yuvaya girdim 1 2 2 2 ve 2 alarak bu şekilde trabzanı hazırladım. 4 zincirimi çektim. Yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. yine deminki gibi yuvada yapacağız arkadaşlar. 8. sık iğnemiz yuvada. Hemen bakın bu geri dönüş yaptığımız tığ battığımızı da bir tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincirimi çektim. Şimdi arkadaşlar şöyle yine 2 tane 3 zincirli tığ battı yapacağız. 3 zincirimi çektim. Çıktığı battımın içine girip sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir. Şimdi arası suyunu demin göstereceğim dediğim ara suyunu yapıyorum. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. Şöyle 2 ve 2. Trabzanın üzerine 4 zincir. Hemen kapatıyorum. 1, 2 zincir. Ve kapat tekrar 2 zincir 3 zincir bir defa doladım yuvaya giriyorum 2 2 olarak aldım 1 2 3 4 zincir bu şekilde arkadaşlar ara suyumuz siz 5 tane vereceksiniz şöyle model amaçlı olduğu için ben 3 tane bıraktım bakın şöyle siz de 5 tane en fazla verin. Fazla açılmasın arkadaşlar. Oya model kendini belli etmiyor. O yüzden bu şekilde. Şimdi papatyamızın yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, Ankara yine her zamanki gibi sisli. Lamba yaştım inşallah biraz bizim videomuza faydası olur. Bu beyaz ipimi 10 zincirden yaptığımız bu dalımızın üzerindeki yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum 1 2 2 zincirimi çektim bir defa doladım hemen yuvaya girdim 1 2 2 beyaz ipimiz ince olduğu için bu şekilde arkadaşlar 3 seferde alıyorum. Normal renkli iple yaparsanız onlar biraz kalın oluyor. 2 seferde alabilirsiniz. 1 2 2 3 oldu. 1 2 2 4 oldu. Evet baştaki zincirimle beraber şöyle 5 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 2 ve 1 2 3 zincirimi çekiyorum. Yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 2 zincir bir defa doladım hemen 1 2 2 Bu şekilde şöyle kenara alalım arkadaşlar. Bir defa tığımı doladım, yuvaya girdim. 1 2 Şöyle tekrar bir defa tığımı doladım. 1 2 2 Bir defa tığımı doluyorum, yuvaya girip 1 2 2 5 olacak bu 5'ten sonra tekrar bakın sıkı sıkı 3 tane zincir çekiyorum ve kapatıyorum papatyamı evet. ikincisi de tamam arkadaşlar şimdi üçüncüsü için tekrar şöyle bir iki zincirimi çekiyorum Evet aynı şekilde bir defa tığımı doladım. Yuvaya girdim. 1 2 ve 2. Yine burayı 5 tane 3 seferde aldığımız tırabzanla dolduralım. 3 oldu. Şöyle 4 oldu. Evet, sayalım arkadaşlar. Tekrar bir tane daha yapıyoruz. 5 1 2 3 zincir sıkı sıkı 3 zincir yoksa arkadaşlar şöyle ayrık gibi duruyor fazla bol çekince şöyle yapışık durması için bakın kenardan bu şekilde sıkı sıkı zincir çekmeniz gerek yoksa bolumsu bolumsu güzel durmuyor bir zinciri de çekiyorum hemen ipimi kopardım Evet arkadaşlar şimdi ters tarafına çevirdik bu dipten yapmıyorum bakın en son yaptığım bu 3 zincirle kapattım yerden sık iğne ile sabitledim ve 10 tane zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 zincirimi çektim şimdi ortadan bu direk ortadan giriyorum ve sık iğne ile Arkadaşlar bakın bu ta bu taraftan gözükeceği için şöyle biraz bolumsu olsun güzel duruyor o şekilde yine 10 zincir 7 8 9 ve 10 şöyle bakın tam ortasından iki yaprağın arasından girip bunu buraya sık iğne ile sabitliyor evet, ikinci yuvayı da bu şekilde yaptık. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Yine aynı şekilde arkadaşlar bakın son trabzanın arasına giriyorum. Dibine değil son trabzanın arasına girip şöyle sık iğne ile sabitliyorum 10 zincirimi. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Bu yeşil yaprak var ya yeşil yaprağımızın 4 zincirli yuvasından buraya sık iğne ile sabit hemen düz tarafına çevirdim bakın şunu şöyle kapatalım arkaya Evet bu ilk trabzanımız şöyle bir defa tığımı doladım hemen bu 10 zincirli yuvaya girdim bir iki ve iki ikinci trabzanımı yaptım bir defa tığımı doluyorum şöyle bir şöyle iki şöyle iki üç tane oldu Aynı şekilde 1, 2, 2, 4 oldu. 1, 2, 3, 4. Ve şimdi arkadaşlar burada 3 tane olacağı için bunu direkt 3 zincirle 5. trabzanımı bu şekilde kapatıyorum. Evet. Tekrar şöyle sıkı sıkı 3 zincirimi çektim. Bir defa doladım. Ve 1, ve 2 ve 2 bir defa doluyorum 1 2 2 3 oldu tekrar 1 2 2 4 oldu 5. trabzanımı şöyle 3 zincirimi çekip kapattım yuvamıza Evet, sık iğne ile sabitledim. Yine sıkı sıkı 3 tane zincirimi çektim bakın. Şöyle yaptığımızı beri alarak kaydırıyoruz. Bir tane daha yapacağız. Her yuvaya 3 tane papatya yaprağı sığıyor. 1 2 2. Tekrar bir defa tığımı doluyorum. 1 2 ve 2. 3 oldu. Aynı işlem. Şöyle 4 tane olunca 1 2 3 zincir. Sıkı sıkı 3 zincir potluk oluşturuyor arkadaşlar. Bol çekmez çektiğiniz takdirde. Eğer şayet burayı sıkı çekmezsek papatyamızın yaprağı düzgün durmuyor. Evet, direkt sık iğne ile yine diğer yuvaya geçiş yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın, burası yaprağı biraz kapandığı için oval durmayabilir. 2 zincir çekildiği takdirde durur aslında. Şimdi bu yuvaya 3 tane yaptık. Bu yuvaya da 3 tane, bu yuvaya da 3 tane yapacağız. Son bir yaprağını beraber yapalım inşallah. Evet arkadaşlar. Bu şekilde son yaprağa kadar geldik. Son yaprağında bu çatım işlemi için sizle beraber yapmak istedim. Yine buraya bu şekilde 3 tane zincirimi çektim. Bir defa doladım. Şu biraz uzun bıraktım ki arkadaşlar özellikle orada yanık izi belli olmasın. Onu da bu şekilde 1, 2, 2 olarak son papatyamı üzerine yapmak istedim. Hem de sağlamlaşsın. Hem siyah yanık izi gözükmesin. Evet. 4. Evet 4 tane yaptık. 4 tane de başta çektiğimiz zincirimizle beraber 4 trabzanımızı yaptık. Şimdi bakın burada ilk başta hani kapatmıştık ya bu 4 zincirli tomurcuğun içine sonda da yine kapatıyorum yine buraya şöyle sıkı sıkı 3 tane zincirimi çekiyorum yine bu mor yuvanın eflatun yuvanın içine diğer yani yaptığım bu papatyaların aynı yerine görmeniz için o şekil tutuyorum beyaza değil bakın direkt buraya sık iğne ile sabitliyorum 5. trabzanımızı da bu şekilde hem tomurcuğumuza bağlayıp hem de aşağıya zincir çekerek sık iğne ile sabitliyoruz. Evet, ipimi kopardım, ipimi yakıp hemen bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar modelimizin bitmiş hali bu şekilde. Şöyle yapımı da gördüğünüz gibi fazla ağır değil arkadaşlar. Ve bu da yine eski tığ modellerimizden bir tanesi farklılaştırıp çevirip yaprak arasına bu şekilde taktım farklılık olsun eski hani modada yenileyip yenileyip değiştirip getiriyorlar Biz de o hesap bu papatya modelini yaprağı farklı olup bunları farklı bir amaçla birleştirdim böyle de çok güzel oldu arkadaşlar hem farklı bir model oldu hep aynı şeyleri yapmamış olduk Evet modelimiz bu şekilde yapacak arkadaşlarımıza kolay gelsin. Siz de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.